İyi günler değerli Yeni Bakış TV izleyicileri. Bugün 10 Nisan 2019 Çarşamba ve yeniden sizlerle birlikteyiz programımızda. Haftanın tam ortasında ve ülke gündeminden ön sırada yer alan veya bizim ön sırada olarak değerlendirdiğimiz konuları kısaca bir değerlendirmek istiyoruz. Manşetlere de dünkü gibi daha fazla belki zaman ayırırız diye düşünüyorum. Bakalım ona göre programımızı yerinde planlayan bir kişiyim ben. Onun için gidişata göre durumu halledeceğiz. Ülkede tabii bu protokol tartışması ile başlayan bir bana göre biraz da yapay gündem var. Neden yapay gündem? Yani sanki protokol imzalanacak, gökten sağanak gibi, KKTC'ye yağan sağanak ve ortalığı darma duman eden sağanak yağmurlar gibi kaynak gelecek. Yok öyle bir şey. Dün de bunu konuştuk. Ancak daha ilginç bir şey var. Daha ilginç bir şey benim tabldotun burada çalışmamasıdır. Ve bundan daha ilginç bir şey şu anda benim için olamaz. Tabldot çalışmaz. Neyse, bakacağız artık. Çalışmıyor bu zurna burada. Göremiyorum da tabii izleyicileri. Göremediğim için onlar da haklı olarak şikayet ediyorlar. Bakmıyorsun, okumuyorsun. Neyse, konumuza dönelim. Tabldot'u da kabadayım, atayım yeni oraya kenara. Bu iş bitsin. Neyse. Şimdi şöyle bir mesele var değerli izleyenler. Bu protokol üzerinden, mali protokol üzerinden, şimdi bundan da önce söylemek gereği hissediyorum. Bir kere benim mevcut dörtlü tarife iktidarıyla hiçbir muhabbetim yoktur. Ne muhabbetim vardır, ne hukukum vardır, ne de hayranlığım vardır. Ne de bunların söz verdikleri şeyleri yapabildiklerine inanırım, yapamayacaklarına da inanırım aynı zamanda. Örneğin benim için olmazsa olmaz bu memleketin nüfusunun bilinmesidir. Bilinmesi ve kontrol edilmesidir. Bunu yapamadıktan sonra hiçbir yapısal dönüşümü yapamazsınız. Çünkü her yapısal dönüşüm nüfusla ilgilidir. Nüfus bütün sorunların, bütün krizlerin, bütün problemlerin anasıdır. Sen bunu çözemezsen hiçbir şey çözemek demektir. Baştan bunu koydum ortaya. İkincisi, bu mali protokol üzerinden ciddi şekilde ana muhalefet partisi UBP, ciddi şekilde de demeyelim, eften püften meselelerle iktidara saldırı vesilesi etti mali protokolün imzalanmamasını. Dedim ya benim yani bu iktidardan hiçbir muhabbetim yok ve bu kafada giderlerse de olmayacak. Ve en ağır şekilde de eleştireceğim. Ama ortada bir gerçek var. Ulusal Birlik Partisi, ana muhalefet yani bu mali protokolün imzalanmamasını fırsat bilerek bunu bir muhalefet atağı olarak iktidara karşı kullanıyor. İktidar da zaten onun kafasına uygun bir şekilde nüfus konusunda gıvırdığı gibi protokol konusunda da gıvırıyor. Yani bir şey söyleyemiyor. Ha bugün ha yarın, ha Mayıs'a Haziran, ha Temmuz. Temmuz denilmedi daha ama öyle görünüyor ki verdikleri tarihler de çok böyle kesin tarihler değil, net tarihler değil. Sayfa yüklenemiyor bu tabldoda. Ne için acaba? Ne için? Allah Allah. Yayın var mı bari değerli yönetmenim? Tabii şimdi Ulusal Birlik Partisi böyle. Ama dikkat edin. Ulusal Birlik Partisi'nin protokolü bahane ederek, protokolün imzalanmasını bahane ederek mevcut iktidara karşı muhalefetin güya sözde dozunu artırırken aynı şekilde buna paralel olarak sanki da
gizli bir el sendikaları da harekete geçirdi. Eşgüdümlü, sanki eşgüdümlü ama şurası bir gerçek ki eş zamanlı olarak yüklenmeye başladılar dörtlü tarife iktidarına. Yok be baba, kimi inandıracaksınız? 2009'da da böyle yaptınız siz sendikacılar. Eroğlu'nun verdiği sözlere inandınız, aldınız ele çıktığınız yola, CTP'nin olduğu bir iktidarı temizlediniz. Yani bu kadar tesadüf olur. Şimdi de yok genel grev, yok bir günlük grev, yok karış grevi, yok zart zurt grevi, yok bilmem ne grevi. Ne tesadüf ama ha, yani tam UVP'nin bu Bali protokolü nedeniyle atağa geçtiği, sözde atağa geçtiği, hükümete karşı atağa geçtiği bir dönemde bak onlar içeriden Mali protokolle ilgili atağa geçer. Kamuda örgütlü sendikalar da dıştan şey atağına geçerler, genel grev atağına geçerler. Yani şöyledir mesele, yahu rejimin siz de iktidarısınız ama sizin ömrünüz tükendi, son kullanma tarihiniz bitti sizin. Ben böyle görürüm zaten. Yani rejimin iktidarıdır bunlar. Son kullanma tarihleri bellidir. Alırlar, iktidara getirirler kendini. Derler ki senin son kullanma tarihin bu kadar, senin de bu kadar. Geldi mi son kullanma tarihi, alır yeni rejim aşağı. İşte böyle sendikalar azar, coşar, UVP kavadan bir sebep bulur. Alırlar kendini, getirirler tekrar UVP'li iktidarları. Onların da bir son kullanma tarihi vardır. Götürürler onları, o birilerini övdürler, yeniden imal ederler. Tekrar koyarlar iktidara. Yani böyle bir rejimin geri dönüşümlü iktidarlarıdır bunlar. Geri dönüşümlü iktidarıdır. Yani rejim bunları çöpe dağıtmaz. Geri dönüşüm yapar. Ve gene eskiyi güya yenilermiş gibi halkın önüne koyar, bizim halkımız da sazan gibi gider, oy atar hepsini. Oysa bunlar geri dönüşüme uğrayıp tekrar karşımıza başka maskeyle çıkan geçmiş iktidarlardır. Ama insanımız da seçim sandığı gördü mü hop oturur, hop kakar, yılgar gibi seçim sandığına koşar, zanneder bir şey değişecek. Oysa önüne konanlar geri dönüşüm, rejimin artık son kullanma tarihi gelen İktidarlarının geri dönüşüm şeklinde bir süre bekletilip prosesten geçirilerek tekrar piyasaya sürülmesidir mesele. Şimdi de UBP tıpkı 2009'da Eroğlu söz verdi sendikalara da, onların da desteğini alarak devirdiler CTP'li hükümeti. Tamam. Ve ellerine birer kağıtçık verdi Derviş Eroğlu imzalı sözler ve taahhütlerle ilgili. Bu arada bu Tumblr.com sayfası gene yüklenemiyor be arkadaş. Ne oldu be ama yani? Ya şimdi şöyle de bir şey var arkadaşlar. Dur da kulağıma da ses gelir cız cız diye ya. Tiz bir ses gelir kulağıma. Evet, yani netice itibariyle bunlar gene ayağa kalktı. Herhalde birileri gene UVP'den birileri bunlara kağıtı mı imzaladı, başka bir şey mi imzaladı, ne yaptı, ne etti. Bakın ortak konu nedir? Protokol. UVP diyor ki siz bu protokolü imzalamadınız, imzalayamıyorsunuz. Ne için yapamıyorsunuz bu işi? Hesap sorar. Bu kamuda örgütlü sendikalarda UVP böyle hesap sorar ya, UBP iktidara gelsin, kaynağı alsın Türkiye'den, biz de Avantap'ı kıyağı daha fazla alalım derdindedirler. Yani aslında ikisinin de ortak hareket noktası, hem greve kalkışan sendikalar, hem eylemlere kalkışan sendikaların, kamu sendikalarının özellikle, ikisinin de ortak efkarı, UBP Türkiye'den parayı daha iyi alır ve bize daha iyi dağıtır. Budur ittifak. Budur işte mesele. Yani bunu anlamamak için
bir şey söylemeyeceğim. Ekran yok zaten. Sayfa yüklenemiyordur. X de yok. Başka bir şey geldi. Sayfalar Adobe, Madobe, Zamzum. Nedir be bunlar ya? Ya. Tamamlayamıyor sözümüzü. Yani netice itibariyle protokol denilen hadiseydi. UBP fişeği attı. Kamu da örgütlü sendikalarda bu işaret fişeğini beklerdi. Mevcut iktidarı alaşağı etsinler. Geri dönüşümlü başka iktidar gelsin. Yani o son kullanma tarihi UBP'nin bittiydi. Aldılar, aldı rejim bunları. Öğüttü, geri dönüşüm yaptı. Yeni diye tekrar koyacak. Bu sazan seçmenin önüne. Onlar da gidecek, tıpış tıpış oy atacak. Ama sol kullanma tarihi gelecek, onu alacak. Sazan seçmen de gene gidecek, tıpış tıpış oy verecek. Ondan sonra vik vik gelecek. Ondan sonra ciyak ciyak bağıracak. Ondan sonra ne yaptım, elim kırılsaydı da verme. E verme be, hiçbirine verme. Hiçbirine verme. Öyle her seçim sonrası ne yaptım da elim kırılsaydı da UBP'ye vermeseydim, ne yaptım da elim kırılsaydı da CTP'ye vermeseydim diyeceğinize hiç vermeyin. Ha şimdi rejimin baronları, rejimin derebeyleri, rejimin egemenleri dedi ki bu iktidar bitti, protokol da imzalamaz, Türkiye de bunları desteklemez, bitiriyoruz bu işi. Kudret Özersay zaten girecek araya çok yakında ve bu işi battos edecek. İşareti alan UBP muhalefeti protokolu gerekçe göstererek saldırmaya başladı. E tabi protokol deyince kamuda örgütlü sendikaların aklına ne gelir? Siz bilirsiniz ne geldiğini. Para, kaynak. Bunlar gitsin merak etmeyin. UBP gelir ve parayı ve kaynağı bulur. Tıpkı 2009'da Eroğlu'nun yaptığı gibi CTP'li iktidarı yardım edin bize, seçimde CTP'li iktidarı götürelim. Biz gelirsek size dağıtacak. Anlamında kağıtlar imzaladı kendilerine. Ne oldu? Kağıtlar kaldı ellerinde. Hiç de öyle bir şey olmadı. Ama şu zihniyet vardır. Hem kamuda örgütlü sendikalarda hem de UBP'de. UBP der ki biz gelirsek güzel dağıtırık. Kamuda örgütlü sendikalarda biz de UBP gelirse güzel alırık. Aferin size. İkiniz de rejimin asfalyası. İkiniz de rejimin sigortası. Hem kamuda örgütlü sendikalar hem de Ulusal Birlik Partisi. Al gülüm, ver gülüm. Al gülüm, ver gülüm. Ha bunlar da hayır. Yok, bu da işte geri dönüşümlü ürünüdür rejimin. Aldı, bitirdi, son kullanma tarihi gelir. Atar kendilerini bir kenara. Rejimin baronlarıyla egemenleri. Sonra geri dönüşüm prosesine koyar. Yeni diye tekrar cilalar da önünüze koyar. Seçesiniz. Seçin ha. Yapın, devam edin buna. Buna devam edin. Hiç durmayın. Bütün geri dönüşümlü artıkları tekrar alın yeni diye iktidara getirin. Da zannedersiniz mamur edecek. Zannedersiniz mamurlayacak. Da zannedersiniz bir işe yarayacak. Ya bin defadır anlatmaya çalışırız, anlatamıyoruz. İşte şimdi olan budur. 2009'daki filmin 2019 tekrarıdır. Kamuda örgütlü sendikalar ve Ulusal Birlik Partisi mevcut iktidarı götürüp rejimin geri dönüşüme uğramış, artık iktidarından geri dönüşüme uğratılmış başka bir iktidarını cilalayıp getirmedir bu. İşte olay bu kadardır. Bu kadar tesadüf olur. Para akacağı söylenen protokol neden imzalanmadı dediği anda ana muhalefet de saldırıya başladı. Aynı anda sendikalarda eş zamanlı olarak
saldırıya geçti. Ha budur, budur sizin oy verdiğiniz insanlar. Yazıklar olsun ya. Hala kör kör göremiyoruz ya. Göremiyoruz rejimin seçeneklerinin bitmediğini, birinin son kullanma tarihi bitince o birini getirdiğini ve hepsini getirirken cilalayıp getirdiğini, hepsini getirirken yalanlardan, dolanlardan yerine getirilemeyecek söz ve vaatlerden getirdiğini hala göremiyoruz ya. Hala göremiyoruz ya. Gözümüze sis perdesi çektiler ya. Kuzu kuzu gidip oy atıyoruz ya toplum olarak hala da aynı adamlara sırf o geri dönüşüm prosesinden sonra karşımıza cilalanarak çıkarıldıkları için. İşte şimdi bütün olan budur. Bütün olan budur. Bakın göresiniz grevler daha da artacak. Eylemler daha da artacak. Neden? Istart verildi. Rejimin baronları ıstartı verdi. UBP bu ıstartı aldı, o da mecliste ıstart verdi. Bu ıstartı sendikalara verdi, kamuda örgütlü sendikalara, onlar da sokaklarda başladı. 2009'daki filmin aynen tekrarı, aynen, aynen tekrarı. Bu kadar saf olamayız ya. Kabul ederim. Ne son kullanma tarihi? Mevcut iktidar zaten hükümeti devraldığında ben o günlerden söylüyorum. Değişmeyecek hiçbir şey. Hiçbir şey değişmeyecek. Nüfusunu saymayan, nüfusunu bilmeyen, nüfusunu kontrol edemeyen geleceği planlayamaz. Nüfusunu saymayan, nüfusunu kontrol edemeyen, nüfusunun yapısını bilmeyen yapısal reform yapamaz. Nüfusunu saymayan, nüfusunu kontrol etmeyen, nüfus yapısını bilmeyen icraat yapamaz. Ve işte son kullanma tarihi gelir. Rejimin baronları hadi mahalle eder bunlara. Elim de ağrır. Yani kolay da değil şimdi. Elim de ağrır. Aha monitördeki ekranda durdu. Hadi der kendilerine mahalleye ağır ağır. O biri prosesten geçti. İyi öğüttük, şey yaptık kendini. Sarıp sarmaladık, cilaladık da şimdi onları getiriyoruz. Onlar gidecek, o birini övülecek, cilalayacak, o birini getirecek. Siz de zannedersiniz ki demokrasi içinde seçim yaparsınız. Hadi ya olsan da, hadi ya olsan da. Aha böyle olur sonu. Bu grev ve eylemler artacak. Ben söyleyeyim size. Üstüne üstlük hayvancılar ve çiftçiler de çıkacak. Bakın söylüyorum, protokol vahane edilerek ve protokolda öngörülen, murad edilen büyük kaynakların kamuda örgütlü sendikalara aktarılması için bir an evvel veya kamuya aktarılması için ortalığı velveleye verenler sonunda kazanacak ve bu iktidarı götürecek. Ne yapısal reformu, ne kamu reformu. Sen devletin sırtındaki gambur olan kamu kesimini ve sendikalarını hizaya getiremiyorsun. Ma demokrasi adına söylemiyorum bunu. Deme bana şimdi sendikaları hizaya getirmek ister Ali Tekman. Hayır, haddini bilecekler hepsi, herkes. Bu memleketin dörtte bir çalışanı, dörtte üç çalışanını ezdirmemelidir. Dörtte üç çalışanı ezilirken saltanat sürdürülmemelidir.
Üniversite mezunu genç kız çıktığında da avukat sekreteri olur, iş bulamaz. Tuvalet temizlettirir ve verilir. Kahve yaptırılmamalıdır. Ama kamudaki saltanat sahipleri bunu bilir mi? Bilmez. Veya bilmezlikten gelir. Kalktılar ayağa işte. Aha, kalktılar ayağa. UBP'nin işaretiyle, rejimin baronlarının işaretiyle gravyere başladılar. Niçin? 2009'daki filmi tekrar seyrettirecekler bize. UBP'yi iktidara getirmek için. Özer Say'da Cumhurbaşkanı yapmak için. Ne söyleyeyim daha ya? Baştan söylediğimi bir daha söyleyeyim de duymayan yanlış anlamasın. Zerre kadar muhabbetim yoktur mevcut iktidarla. Zerre kadar. Zerre kadar da organik bir bağım yoktur herhangi birisiyle bu iktidar içinde. O kadar sözler ve taahhütler verdiler, sistemin tekerine çomak sokacak, nüfusu sayacak. Yerine getirmedikleri için bilakis öfkem daha da fazladır kendilerine. Ama şu da bir gerçektir. Onlar da bu rejimin iktidarıdır. Gelmesi murat edilen sendikaların, kamuda örgütlü sendikaların gelmesini murat ettikleri ve protokolle birlikte su gibi kaynakların akacağı yahut kakateceği yağan seller gibi para kaynaklarının akacağı, yağan sel olmaz, kakatecede yağan yağmurlardan dolayı oluşan seller gibi para kaynaklarının kamuda örgütlü sendikalara ve kamuya aktarılacağını düşünenler harekete geçmiştir. Onun için protokol odaklı sorular soruluyor mevcut iktidara. Bu işaret bir şeydir kamudaki sendikalara. Biz iktidarı protokol konusunda sıkıştıralım, siz de sokaklara dökülün. Çünkü protokol imzalandığı anda gelecek para sizi ihya edecek. İhya edecek. E memleketin 4/3 diğer çalışanı ne halleri varsa görsünler. Kimi uyutacaksınız be ama ha? Kimi uyutacaksınız siz UBP ve gommanız kamuda örgütlü sendikalar olarak? Kimi uyutacaksınız? Ha bu filmi daha önce görmeyen veya bilmeyenler uyuyabilir. Hala daha memleketteki sorunun bir rejim sorunu olduğunu, bir rejim yangını olduğunu bilmeyenler koşa koşa gene seçim sandığına gidebilir. Prosesten geçirilmiş, geri dönüşümü sağlanmış partilerin her seferinde biri gitsin, o biri gelsin, biri gitsin, o biri gelsin modeli iktidar değişimlerine onay verebilir. Ben vermem. Eminim Kıbrıslı Türk halkı da vermeyecek bundan sonra ya. Rejimi ve seçimi boykot derken biz, rejimi ve seçimi boykot derken biz boşuna konuşmazdık. Bunlar iktidarı devraldığında hiçbir şey değişmeyecek. Rejimin kare asının bir parçasıdır bunlar da. Bir başka kozdur. King oyunu var. Ya 3-5-8 oynardık öğrenciyken. Koz var, koz. Bunlar da rejimin kozlarıdır. Bitecek. Son kullanma tarihin bitti arkadaş diyecek. Rejimin baronları ve egemenleri alacak bunları. Fabrikaya, prosese götürecek. Tekrar bir övdecek, çalkalayacak. Bir cila atacak.
tekrar son kullanma tarihi vuracak üstüne. Yeni gelecek olan eskiliğinde hadi babam sen de kenara geç. Şimdi sıra gene bunlarda değecek, getirecek. Siz de zannedeceksiniz ki bir şey değişecek. Hasan Nihat demiş ki bu bilgisayar işini öğrenemedin gitti vallahi. Kurcalama çok diyor. Bilgisayar işi değil. Aa bunu bilirim. Akıllı telefonu bilirim. Evdeki masa başı bilgisayarı da bilirim. Bu tabldot denilen zurnalar nereden çıktıysa hangi amaca bu bir amaca da hizmet etmez. Babuş kadar şey ne babucu? Tuğla kadar alet hiçbir zurnaya yaramaz. Bir laptop olsun önünde. Bak gör yönetmeninle ne güzel anlaşın laptopla. Bu bir halta benzemez bunlar. Neresine tokunsan bir tarafı kayar gider. Rejimin iktidarları gibi. Hasan Nihat der ki bize bu defa sen çık aday gımıldan bir. Bu rejimin şartlarında ben aday çıkayım. E bana onay verirler zaten. Onay mercileri rejimin. Daha aday çıkacağım. Vazgeç Hasan, bana bu rejimin hiçbir merciyi onay vermez. Denedik, birkaç deneme yaptık ben bilirim. Sana ayrıca söylerim. Hem de nasıl onay verilmediğini. Rejim ancak rejime köle olmak isteyenlere, rejimle didişmeyecek olanlara, rejimle uğraşmayacak olanlara, kökten değişim istemeyecek olanlara bu şartlar, kendi çizdiği şartlar içerisinde oynamaya, hükümetçilik ve demokrasicilik oynamaya izin verir. Bana vermez. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım derim ben. Girmem bu dar alanın içine oynayayım. Yoksa öyle şansımız oldu. 82'den beri, 81'den beri günlük makale yazan adamım ben. Her seçimler geldiğinde yoklamalar yapıldı bana da. Girmem bu şeyin içine, girdabın içine. Maymun olurum sonra. Maymun. Rejimin maymunu olurum. İstediği gibi yönetsin beni. Hale gireyim bu rejimin girdabının içine de soksunlar beni yüce meclise. Kaç defa söyleyecek nüfusu sayın diye. Bak bakalım şimdi Hasan. Nüfusu sayın diyen var mı mecliste? İçişleri Bakanı Signorita Madam Ayşegül açıkladım dedi ben nüfusu. Koşturum. Düşüncesindedir. Ben bu kadar açıklarım der. Kavasına göre 374 bin. Koşturum. Hadi getirin mecliste de göreyim. Kulağınızı çeker mi çekmez mi rejimin baronlarıyla derebeyleri. Onun için ben bu işe girmem aslan kardeş. Maymun olmam. Rejimin maymunu olmam. Giren çok dürüst arkadaşlarımız da olur. Ama farkındadırlar onlar da. Eksikte kalsın diyen çok. İcraat ve emekli oldun bitti mi yani? Ha bitmedi. Ha devam ederek rejimin içine girip sistemin içine bu ahlaksız ve namussuz sistemin içine girip övdüleceğime, palyaço edileceğime, sirk soytarısı haline dönüşeceğime daha iyi bu sistemin dışında kalırım. Bu rejimin dışında kalırım. Daha böyle mücadele veririm. Allah razı olsun yeni bakış yönetiminden. Hem gazetesinden hem televizyondan ki bu olanağı verir bize. Ha? Emekli değilim. Aha. Barbamı da kestim. Cuma günü ameliyat oluyorum. Hala gelir elimi de vururum buraya. Ha? Tendonlar koptu. Burada bir tendon var. Bak bu hareketi yapamam artık. Buradaki tendon koptu.
Kaçtı içeri. Bulacaklar, dikecekler. Cuma sabah sabah ameliyat oluyorum. Parmak oynamaz. Biz emekli değilik. Ayakta ölecekler dedik. Ben hatta ameliyatın bile ayakta yapılmasını istedim. Ayakta ölecek insanlarık biz. Ama bu rejimin soytarısı olarak ölmeyecek işte. Neticede soytarısı olarak gitmeyecek. Sana hitaben söylemem bu sert sözleri. Değerli kardeşim Hasan, bu memleketin yetiştirdiği en iyi bürokrasideki en iyi müdürlerden birisin sen. Ama girip soytarı şekilde ölmem, bu rejimin soytarısı olmam, köçeği olmam. Maskarası olmam. Verdiğim sözleri tutmama noktasında meddahı olmam. A sistemin tekerine çomak sokacak olanlar nerede? A nüfusu saymayı vaat edenler nerede? Sana değil. Bu tür soruları sorma potansiyeli olan herkese hitaben söylüyorum. Yok, yapacak bir şey yok. Eski komünistsin bilirim, şimdi özlemin nedir der Hasan Nihat Erdurar. Eskiden komünist olmayan adam literatürü nasıl öğrenecek? Marksizm, Leninizm'i nereden öğrenecek? Ben komünist olmadım. Ben eskiden beri sosyalist öz yönetimi bir sosyoekonomik mükemmel düzen olarak savunurum. Benim Tito'yla ve sosyalist öz yönetim idealiyle buluşmam daha 16-17 yaşında Halkçı Parti'de Alper Orhon, Allah rahmet eylesin büyük lider Bülent Ecevit ve tabii ki anti-emperyalist, Atatürk'ün verdiği anti-emperyalist mücadeleyle sentezlenmiş bir görüştür. Komünistlikten alakası olan bir şey değil. Ama gene de söyleyeyim, komünist olmayan adam hiçbir şey olamaz. Çok açık ve net söylüyorum. Marx'ın Das Kapital'ini bilmeyen adam hiçbir şey öğrenemez. Onun için eğer geçmişimizde bu literatürü okumuşluğumuz da varsa büyük bir şans addediyorum bunu. Ama çok açık ve net söylüyorum. Fabrika işçinin, toprak köylünün sosyalist öz yönetim gelecek, sömürü bitecek. Bülent Ecevit Türkiye'de sosyalist öz yönetim hareketinin lideridir köy koplarda. Tito bağlantısız hareket içerisinde sosyalist öz yönetim düşüncesinin hem fikir babasıdır, hem pratiğidir, hem de mimarıdır. Onun için Dom Otel'in işçi emekçi öz yönetimini savunuruk. Onun için Kıptek'in işçi emekçi öz yönetimine sempatimiz yüksektir. Ama biri de derse ki sen eski komünistlerdensin, olabilir desin. Desin. Gocunmam ya. Keşke Das Kapital'i ezberleseydim. Ezberleyemedim. Özlediğin rejim nedir? Anlat biraz. İşte söylüyorum özlediğin rejimi. Özlediğim rejimi söylüyorum işte. Fabrika işçinin, toprak köylünün. Özlediğim rejim budur. Öz yönetim. Piyasada, kapitalist piyasayı, liberal kapitalist piyasayı bir böyle 1917 Ekim devrimi gibi kökten değiştiremesen bile işletmeler de öz yönetim. Yani bu
piyasanın ağzına yanacak bir işletme örgütlenmesi. Yugoslavya'daki gibi. Yugoslavya'da reklam yok muydu? Kapitalist pazar yok muydu? Vardı. Ama o pazarda kimdi şey edenler, rekabet edenler? İşçi, emekçi, öz yönetim birimleri, fabrikaları, tarım işletmeleriydi. Ve pazar, kapitalist pazar gibi görünmesine rağmen bölüşüm, paylaşım kardeşçesine, emeğe göre, işletmeler bazında herkesin hakkını aldığı bir paylaşımdı. İşte Domotel çalışmaz işçi emekçi öz yönetimi. Bu şartlarda burası liberal kapitalist sistem. Ağa çalışır. Ağa çalışır. Özlediğim rejim nedir bilir mi Hasan kardeşim? Bana nüfusumu söyleyecek. Nüfusumu kontrol edecek. Nüfus yapımı anlatacak bir rejimdir. Ki ben de inanayım da diyeyim ki evet geleceği planlıyorsunuz. Zena Zarife takdirleri için çok çok teşekkür ederim. Cengiz Ozaner'e ve diğer izleyen bütün izleyicilerimize. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Yazımın tümünü okumadım çünkü özetledim başta. Hemen bitiriyoruz değerli yönetmenim, merak etme. Başlığını okursam zaten yazının ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Protokol odaklı olarak hem UBP'nin hem de kamu sendikalarının eş zamanlı hareketliliği çok ilginç. Değil. Bu menvalde Yusuf Kısa'nın gazetemiz ve televizyonumuzun genel koordinatörü ve patronu Özersay niye safa yatıyor başlıklı yazısını da okuyun. Trajikomik sanallığımız demiş Çiğdem Dürüst bugün yazısında. Eylem delici yarmak, Erbilen samimiyet demiş. Ertaç Hazer, Doktor Ferruhu Parsa başlığını atmış. Çok ilginç. Serkan Soyalan, öğrenci olmak zor iş demiş. Kazım Denizci, düşen başlar demiş. Derviş Gezer, koltuk sevdası demiş. Ya Hasan kardeş, domdakiler mutludur hayatlarından. Yani yapmayın yetmeyin. Birilerine peşkeş çekilecek bir otel, işçi emekçi öz yönetiminde kaldı. Benim sana tavsiyem, ne olur git orada bir kahve iç. O insanları bir dinle. Onlardan bir muhabbet et. Gerekirse balıkçı restoranına git. Uygun fiyatlarla, insanımıza uygun fiyatlarla nasıl güzel vakit geçirileceğini görün sen de. Ya bir işletmemiz kaldı elimizde, doğru dürüst turistik. Onu da kaybetmeyelim ya. Yani oradaki çocuklar, oradaki çalışanlar büyük bir özveriyle yapıyorlar bu işi. Ve zaten öyle bir grev eğilimi olsa domuda, domda neden greve gidiyor? Zaten öyle bir grev eğilimi olsa allem gallem olur. Öz yönetim çalışmaz. Öz yönetim çok kırılgan bir sistemdir. İsteyen istediği çomağı sisteme sokamazlar çomağı ama iyi işleyen bir şeye sokarlar. Nitekim Yugoslavya'da sen de biliyorsun Tito'nun mükemmel başlarda mükemmel işleyen öz yönetim sistemine Avrupa Birliği ve ABD çomağı soktu, Rusya'da kaktırdı ve bitirdiler işi. Yani öz yönetim deneyimini hiçbir başka mazeretle gözden çıkarmamak lazım. Bülent Ecevit, Tanrı rahmetini esirgemesin, büyük bir liderdi. Hala
İskandinavya'da adına kürsüler var. Üniversitelerde ve çeşitli platformlarda. Bunları Ecevit çok güzel anlattı rahmetli. Ve hala o kürsüler mevcuttur. Köykop, bir dönemin tanzim satışları, şimdiki gibi değil yani, bir dönemin tanzim satışları, kooperatifleşme, işçi, tarım işçisi ağırlıklı işletmelerde emeğin karşılığının hakça bölüşülmesi, işte Ecevit'in de savunduğu, Tito'nun da pratikte uyguladığı sosyalist öz yönetim sistemiyledir. Bu konuda beni ikna edecek insanların 1000 tane kitap okuması lazım. Öz yönetimle ilgili olarak, başka konuda değil. Öz yönetimle ilgili olarak oturalım, 1000 tane kitap okuyalım. Ama öz yönetimin ne olduğunu anlayalım, hazmedelim. Kıptek'te de bu özellik özellik tartışmasının ötesinde bir öz yönetim tartışması olsa çok daha iyi olur. Özellik başka şeydir, öz yönetim uygulaması başka şeydir. Ama yani bu konuyu tartışacak olan, beraber gidelim okuyalım, kapanalım kütüphaneye, öz yönetimi görelim, 1000 tane kitap okuyalım hepimiz, öyle çıkalım birbirimizin karşısına. Yani, ya, turizm işletmelerini bunlar bitirdi der Hasan Nihat Erduran. Tabii sevgili Hasan, yani senin bu siyasi yorumundur. Yani bu konuda eğer gelecek olursak bu memleketin stratejik tesislerini kimlerin bitirdiğine çok ağır olacak onlarla ilgili söyleyeceğim. Çok ağır olacak. Sanayi Holding'inden Kıbrıs Türk Hava Yolları'na, Etisi'ne, şusuna, busuna kadar çok ağır olacak söyledikleri. Bir tek Dom Otel'de test vardır diye test düşmanlığından yapmayın bunları. Gidin o çocukları ziyaret edin. Paylaşmanın, işçi emekçi öz yönetiminin gözlerine yansıyan pırıltısını inceleyin. Neyse. Evet, Yusuf Kısa da böyle yazdı. Özgüren ve Türfent'le gururlandık. Yeni Bakış'ın logosunda bunu okumadan geçmeyelim. 18. Kutlu Adalı Basın Ödülleri dün akşam düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Yeni Bakış'ın emektar spor şefi ve BRT spor muhabirlerinden merhum Raif Özgüren, toprağı bol olsun, huzur içinde uyusun, ile görsel yayın yönetmeni İslam Türfent, Tanrı nice başarılar versin İslam'a da bundan sonra. Ödüllerini yetkililerin elinden alırken Özgüren'in ödülünü babası adına oğlu Mert aldı. Özgüren ve Türfent'le gururlandık. Gerçekten gururlandık. Ve oğlu Mert'in elinde de Özgüren kardeşimizin, merhum Özgüren kardeşimizin ödülü vardı. Teşekkürler diyoruz Kutlu Adalı Basın Ödülleri organizasyonuna. Ne yapalım ya? İşte başka bugün bu işe daldık. Bu sendikaların, UVP'nin ortaklaşa mevcut siyasi iktidarı değiştirip yeniden 2009'da yaptıkları gibi hedef belli %50 UVP'yi tekrar iktidara, o dönemde de yaptılardı aynı ortaklığı. Şimdi de işaret rejimin baronları tarafından verildi. Hale oğlum dedi. UVP harekete geçti. UVP hale oğlum dedi. Kamuda örgütlü sendikalar harekete geçti. Yani bu memleketin en ayrıcalıklı, en çok avanta ve kıyağa boğulan kesimi olan kamu kesiminin temsilcileri bir parmak şaplatmayla harekete geçti. Ne oldu? Bu iktidarı devireceklermiş. Devirsen ne yazar? Bunu devir, getir UBP'yi, o da devrilecek. O birini getirecekler, onu devirecekler, o birini getirecekler. Rejimi devirebilir misiniz be baba? Ha? Rejimi devirebilir misiniz be baba? Ha? Sıkar mı rejimi devirmek ha? Sıkar mı? Yoksa protokol imzalansın UBP'yi de atsın değil. Sıkar mı rejimi devirmek?
Zeyna Zarif demiş ki nüfus konusunda karmaşa yaşanmıyor. Aslında dürüst değiller demiş. Korkaktırlar Zeyna Hanım. Korkaktırlar. Ankara'nın kendilerine neden nüfusu saydınız diyeceğini düşünürler. Ben de kendilerine bu korkaklıklarından ötürü Nietzsche'nin şu sözlerini hatırlatırım. Nietzsche demiş ki, ölüm çok kötü bir şeydir. Fakat ölümün en iyi tarafı veya ölümün iyi tarafı bir kez olmasıdır. Bir kez. Korku dağları bekler. Evet. Yayınımızın sonuna geldik. Yönetmenim Azim'e de hem bana gösterdiği sabır hem de zaman açısından tanıdığı tolerans nedeniyle çok çok teşekkür ediyorum. Böyledir ama bu yayın işleri. Öyle patırtı gürültü arada olur. Yönetmenle diyalog olur. Doğal olmak lazım. Put gibi buraya oturup car 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 konuşup bitirmek değildir programcılık. Programcılık interaktif bir hadisedir. Ve karşımda biri oturmuş gibi konuşmayı severim ben. Yönetmenim de sağ olsun bu huyumu anladı. Sabah geldiğimde her şey bir güzel, nizamlı, intizamlı. Burada bir tek benim bu table dot teknolojisiyle kavgam vardır. Hiç sevmem bu table dotları. Bunları bile daha çok severim. Laptopları daha çok severim. Masaüstü bilgisayarları. Bunlarla hiç uyuşamadım. Bir şey değil. Yarın bu haftanın son programını yapacağız. Cuma günde ben de aleminyata yani ameliyata gidiyorum. Zaten o gün programım yoktu. Hafta başı Tanrı kısmet ederse, Tanrı bize ömür verirse, sıhhat verirse, sağlık verirse sizlerle tabii ki yeniden birlikte olacağız. Ama daha yarın var. Bu yüzden unutmadan söyleyelim. Hayat hakkımız mücadelemiz kadar. Ne kadar mücadele o kadar hayat hakkı. Veya ne kadar köfte o kadar ekmek ya da ne kadar ekmek o kadar köfte misali olsun bu defa. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Hoşça kalın değerli izleyenler. Ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, Adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber Halk İşin Gazete. Yeni Bakış. Adanın tarafsız gazetesi.